Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık soruların bu akşam konuğu hepinizin yakından tanıdığı bir isim, çok sevdiği bir isim, izlediği, takip ettiği bir isim, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda müzisyen Kemal Başar. Bizlerle birlikte Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi çok harika görünüyorsunuz. Enerjinizle teşekkür geldiniz. Sağ teşekkür olun. ederiz. Sağ İyi olun. Ben fırtasınız. çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Sağ olun. Ne demek tabii ki her zaman. O kadar çok konu var ki konuşacak e, tiyatro oyunlarınızı konuşacağız hem yönettiğiniz hem hem oynadığınız sinema ve dizi filmleri konuşacağız. Müziği konuşacağız ama Tabii. önce isterseniz müzikle başlayalım mı? Çünkü Olur. E, sanırım müzik hayatınıza oyunculuktan önce girmiş. E, 14-15 yaşlarında Tabii. galiba tanışmışsınız Tabii. müzikle. Nasıl başladın müziğe ilgi? Ee, şeyde nasıl başladı? Ted Ankara Koleji'ndeydim. Şahane bir koro öğretmenimiz vardı. Nevzat Özgül Özgül 5-6 sene önce kaybettik. Çok değerli bir müzik insanıydı. Koronunda da solistiydim ben. O zaman Ted Ankara Koleji Korosu da çok önemli bir koroydu. E oradan heves ettim. Kendim şarkılar yapmaya falan başladım. Sonra bir gitar çalmaya başladım. Kolej yıllarında şarkı besteliyor muydunuz? Evet. İlk Ama komik komik şarkılar. Tabiat falan filan böyle. Hava, <laughs> <Baba>, doğa. <laughs> Tabii. İlk ne zaman yaptınız ilk bestelinizi? 14-15 yaşındaydım. Çok gülüyorlardı bana. Şu an hatırlıyor musunuz o ilk besteyi? Ay hatırlıyorum ama boş verin aşkına. <laughs> Çiçek böcek için hatırlıyorum. Peki e, albüm çıktı Kemal'in şarkıları evet. albümü. Yalnız albümü çıkarttınız galiba sonrasında pandemi girdi. O dönemdeki. Evet denk geldi. evet 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 albümü yaptık sevgili dostum Hasan Saltık'la. Allah rahmet eylesin demek içimden gelmiyor. O kadar dünyanın en canlı insanıydı ve bence en büyük Türklerden biriydi. Çünkü kalan müzik bir yandan da çok ciddi bir arşivdir aslında Türk müziğinin, Türk halk müziği, çeşitli halkların müzikleri inanılmaz bir arşivdir. Hasan Saltık onu sağladı. Onun sana albüm yapmalıyız demesiyle giriştik ve bir ayda kalan müzikten benim tamamı benim şarkılarımdan bir tanesi dışında birlikte yaptığım bir arkadaşımla bir albüm yaptık. Daha da dört albümlük şarkım var. Kaç besteniz var? Sözü size ait. Olurdu? Herhalde 50 civarında vardır ama albümde 11-12 tanesi var. Peki bu saate kadar albüm yapma fikri hiç olmadı mı aklınızda? Oldu ama ben yaptığım her şeyi Türkiye'de değil dünya çapında yapmaya çalışıyorum. Şimdi müzikte emekliyorum tabii profesyonel müzikte ama tiyatro yönetmenliği, tiyatro evet. oyunculuğu buralarda e, tiyatro yönetmenliğinde biliyorsunuz Avrupa'da 20'ye yakın eser yönettim. Bir Şimdi yer. yine e, gideceğim. E, Bosna Hersek'te ve Romanya'da iki oyun daha bu sezon. Onların anlaşmasını yaptım. Onları yapacağım. E, bir yandan da profesyonel olarak müziğe zaman ayırmak için o ekibin kurulması gerekiyordu. Hı -hı. E, kalan müziğin hadi demesi önemli. O zamana kadar Nurkan Renda, Nejat Dimili gibi müzisyenlerin etrafımda olması, onlarla beraber aranjeleri yapmamız... E, mesela özgün çok teşekkür ederim. Bana bir şarkımda vokal yaptı mesela. Ne kadar ben güzel. o seviyeye gelene kadar senelerin geçmesi gerekti bir yandan da tiyatroda, tiyatro yönetmenliğinde, oyunculukta, tiyatro, buralarda gelişti. zaten başlı başına bir bölüm olarak konuşacağız sizinle. O kadar gururla aslında Estağfurullah. konuşacağım Teşekkür ki. ederim. Çok güzel başarılarınız var gerçekten. O yüzden şimdi önce müziği konuşalım dedim. Çünkü birbirinden güzel şarkılar var Teşekkür ederim. De. Bir tane dinlesek mi? Olur. Söyler misiniz? Olur, sen ve ben. O, tamam nefis, Olur mu? yaşasın. Hemen dinleyelim onu o zaman. Tabii. Gelsin. Süper, çok güzel. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel müziği var. Teşekkür ederim. Güzel müziği de çok güzel. Sağ olun. Enstrümanları siz... E, güzel <laughs> ben ha, Enstrümanları ben çalmadım <laughs> albümde. O kadar yetkin değilim. Ee, Nurkan Renda'nın e, bu çok bence ülkenin dünya çapındaki Hı. gitarcısı. Aynı zamanda doçent Nurkan Renda. Bir müzik doçenti. Ee, onun aranjisi. Ee, Nasıl çıkıyor bu şarkılar? besteler nasıl çıkıyor? Hepsinin bir hikayesi var mı şarkıların? Hepsinin bir hikayesi tabii var. Hepsinin hikayesi var. var mı? O an kiminde var, kiminde yok. tabi. E, e, tabii. Böyle her an beste yapabiliyor musunuz mesela? Hayır, yani çok merak hayır, ediyorum. hayır. Şimdi siz söz yazıyorsunuz, e, müzik yapıyorsunuz. Hani böyle her an mı yoksa bir an ilham mı geliyorsunuz çıkıyor bu şarkılar? Şimdi o aslında o bir disiplin. Şarkı yapayım diye oturursanız şarkı yapıyorsunuz. Çünkü şey Hı. gibi mesela oyun yöneteceğim. Tiyatro oyunu yöneteceğim. E, yapmam gerekiyor bir sürede. Bugün yönetesim yok diye bir şey yok. <laughs> yani onu o disipline girdiğiniz zaman yapıyorsunuz. Ama yeteri kadar benim dört albüm daha yapacak kadar. Şarkım var. Arada bir daha yeni bir şarkı yaptım bir, bir sene önce falan. Yani senelerdir e, yani öyle sürekli şarkı yapmıyorum. Şimdi e, müzikle kolej yıllarında tanışıyorsunuz. Evet. E, sonrasında oyunculukla devam ediyorsunuz evet. ama evet. konservatuvar. Evet. Mersin Üniversitesi Devlet evet. Konservatuvarı'na giriyorsunuz evet. ve mezun oluyorsunuz. Oyunculuğa ilgi nasıl başladı? Ki gerçi sanatçı bir aileden de geliyorsunuz. Evet. Hep bizim ailemizde dansçılar, oyuncular, enstrümantalistler, pek çok amcam Yalçın Başar ülkenin en önemli çelistlerinden biriydi. Aynı zamanda bir orkestra şefiydi babam rahmetli Savaş Başar oldukça ünlü bir oyuncuydu. Kolombo'nun sesiydi, Devlerin aşkıydı, İffet'ti pek çok o, filmde Allah çok önemli birisi, roller oynadı. Saygıyla analım. Tiyatro oyuncusu, sanatçı, filmlendirme evet. sanatçısı, senarist aynı evet. zamanda değil mi? Evet. Evet. Tabii. Ekranlara da getirdik. E kimse bilmez. Salih Güney de benim akrab, Salih abi de benim akrabaamdır. Öyle mi? Mutlu Güney. Tabii pek çok o, ailemizde oyuncu, dansçı, müzisyen vardır. Ben babamın ve arkadaş larının son derece eğlenceli hayatını merak ettiğim için tiyatrocu oyuncu olmak istedim. Yoksa o yaşta 15-16 yaşında sanat falan nereden bileceksiniz Tabii o ki derin. babanız zaten oyuncu. Evet. Ee, aslında siz sanatın da içindesiniz, tiyatronun da içindesiniz. İçindeyim ama şimdi bir sanatçının evi düşündüğünüz gibi sürekli Tolstoy'un evinde değildim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son derece eğlenceli e, insanlar. Baba bir şey de getirmez miydi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> son derece eğlenceli insanlardı. Yani e, Ayberk, Çölok, Baykal, Saran, e, Fikret, Tartan, bunlar Nurtekin e, Nurtekin, Odabaşı son derece matrak insanlardı. E, yani nasıl bunların... peki çocuk, e, çocukluğunuz nasıldı? Nasıl <laughs> gözlemliyordunuz etrafınızda olup biten? Çok eğlenceli. Var. Hele babam e, sinemada oynamaya Ankara'da yaşıyorduk. Hı hı. E, o zaman otel motel çok da para kazanılmıyordu. İnsanlar daha sıcaktı. Bizim evde ben bu sabah kimle kalkacağım diye bakıyordum. Benim e, o oda, yatak odamda bir yatak daha vardı. Orada misafir ağırlanırdı. Evdeki gelen misafirler. E ben gece yatıyorum tabii sabah. Okul var. E, bir oyun mesela Kadir abiyle falan. Kadir İnanır'la uyandım da oldu benim. da <laughs> o devlerin aşkını o, onu çekerlerken babamlar. Peki oyuncu olmaya karar verdiğinizde babanız nasıl tepki gösterdi? Nasıl i̇stemedi, karşı? i̇stemedi, istemedi. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Oyunculuk dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Şu açıdan çok zordur. Sıradanlık yasaktır oyunculukta. Sıradan olduğunuz zaman meslektaşlarımız sizde dalga geçer. Para kazanamazsınız, halk arasında şey… Yani sıradan olmak iyi değildir. Bizim mesleğimizde mutlaka en iyilerden biri olmalısınız ki… Bir yere varabilirsiniz Babam bunun için çok korktu Benim e, hele bir de O kadar başarılı bir insanın oğlu Kendi başarısının farkındaydı babam e, Hiç istemedi Sıradan olacağımı düşündü Peki aranızdaki geçen diyaloğu aslında çok merak ettim şimdi. E, oyuncu olmaya karar verdiniz ve babanıza bu fikri açıkladığınız zaman nasıl bir konuşma yaptı sizinle? E, biz senden Ottü'yü kazanmanı istiyoruz, Ottü'de okumanı istiyoruz dedi. Hı hı. E, bunu yapabilir misin? Oyunculuk zordur. E, i̇şte benim çektiklerimi görüyorsun dedi. Hı hı. Çünkü ağır bir devlet tiyatrosunda... Çok ağır bir Cüneyt gökçer mezaliminin altında e, ezilmemeye çalışan bir grubun içindeydi babam. Ve onlar senelerce cezalandırıldılar, ikinci derece rollerle, uzak turnelerle. Biz o, o baskıcı e, yönetimin kurbanları olarak e, babamızı görmeden büyüdük, pek çok çocuk. Çünkü te, cep telefonu yokken, ulaşım şimdiki gibi değilken, e, uzun doğu turnelerinde Elazığ'da, Erzurum'da her kış baskıya karşı direndiği için o büyük aktörler senelerce ikinci derece rollere mahkum oldular. İşte onun kitabını yazdım ben. Daha evet. çok yeni çıktı. Evet evet hayırlı olsun okuyucusu Teşekkür bol olsun. Teşekkür ederim. Nefis bir kitabınız var. Eşiniz Lale Başar da çok değerli bir evet. oyuncu. Selam ve sevgilerimizi gönderelim buradan ]ler. ama oğlunuz Savaş Alp Başar da oyuncu. Hatta 20. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş. Doğru. Siz peki oğlunuzun oyuncu olmasını nasıl karşıladınız? Umurumda değil. Ne olursa olsun iyi insan olsun. Dürüst insan, namuslu insan olsun, doğayı sevsin, insanları sevsin, hayvanları sevsin. Kötülük peşinde olmasın, hak yemesin, başkasının üstüne basmasın ulaşacağı şeyler için. E, emeğe inansın, çalışsın bizim gibi. Biz tırnaklarımızda kazıyarak yaptık her şeyi. O da onu yapsın. Onun dışında ne iş yaparsa oyuncu olmak hiç istemedi benim oğlum. Hatta bir röportajı var Altın Koza. Sadece Altın Koza değil, yanlış hatırlamıyorsam Nürnberg'de bir ödül aldı, Siyat ödülü aldı, Bilkent'te bir ödülü, pek çok ödül aldı. Benim oğlum bir müzisyen aslan, aslan piyano mezunu. Şimdi konservatuarı da bitirmek üzere oyunculuk. Ama onu da askerlik uzasın diye gitmişti <gülüyor> şeye. <gülüyor> Ama onu da mutlulukla yapıyor. Şimdi müthiş oynuyor tiyatroda çok yetenekli bir çocuk. Evet. Ee, ama müzisyenlik yapmak. Çünkü şimdi, şimdi bir e, yeni bir video klip yaptı. Hı hı. Ee, çok iyi müzik yapıyor. Bizim Amy Winehouse müzikalinin müzikleri de ona ait e, çok beğeniliyor. İyi bir anlaşma da imzalayacak sanıyorum iyi bir müzik şirketiyle ama her şeyi kendi yapıyor. Onun her şeyi kendi yapması benim hoşuma gidiyor. Peki siz şimdi tabii senelerden beri hem de aynı zamanda uluslararası bir tiyatro yönetmenisiniz. Tekrar diyorum o bölümü ayrıca konuşacağım ama bu kadar profesyonel bir gözle baktığınız zaman oğlunuzun oyunculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yeni daha. Tiyatro keyfinde yani kendi tiyatromda 6. 7. yılda savaşa rol verebildim. Bizde torpil yok. Bizim mesleğimizde torpil yok zaten. Hı hı. Kendime zarar verirdim. 6. 7. yılda savaş Amy Winehouse müzikalinde Blake oynadı, müziklerini yaptı, çalıyor. Şimdi tut, tut Elimden Rovni'de de Aziz Nesin klasiği Tut Elimden Rovni yaptık. müthiş oynuyorlar Cansu da, o da Cansu tek da Savaş Akbaşar'da. ben nerede mutlu olacaksa orada olsun ben onun yanında yürürüm. Destek falan olmam. Arkasında falan değilim. Yanındayım. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Kendi 20... yapar yapacağını. <laughs> 20 sene hiç oyunculuk yapmadan Avrupa'da yönetmenlikte ilerlemek için geçirmişsiniz. 19,5 sene. 20 sene olmadı mı peki? <laughs> 19,5 sene. Ee, uluslararası bir yönetmensiniz. Doğru. Çok değerli ve çok kıymetli. ve Çok gurur verici bir şey aynı zamanda ülkemiz için de. Hatta Avrupa'da yönettiğiniz Romeo ve Juliette Avrupa'nın en iyi yönetmeli ödülünü almışsınız. Avrupa'ya geçişiniz nasıl oldu? Avrupa'ya gitme süreciniz nasıl gelişti? Aynı şeyleri ben de yaşadım babam gibi. Ee, bu niye böyle dediğiniz zaman devlet tiyatrosunda... Farklı olmamanız gerekir, farklı düşünmemeniz gerekir, yönetime biat etmeniz gerekir, memurlaşmanız gerekir. Ben hayatım boyunca memurlaşamadım. Her zaman sanatın içinde kalıp kendimi geliştirmeye ve etrafımdakileri de bu yönde yönlendirmeye çalıştım. E çok gördüm, çok öğrendim. Tiyatronun öyle olmayacağını gördüm. E uzaya giden uzay aracındaki Armstrong gibi bir bakmış. Adam ne dedi? İlk cümlesi dünya ne kadar küçükmüş dedi. E ben de yurt dışına gidince devlet tiyatrosunun hiçbir şey olduğunu e, gördüm. E Bunları arkadaşlarıma söylerken çirkin ortak yavrusu oldum. E, i̇nsanlar bacaklarımdan çekmeye çalıştılar. Ben o Avrupa'nın en iyi yönetmeni ödülünü aldığım oyunu yaparken e, devlet tiyatrosundan hileyle atıldığımı öğrendim. E, bu tip kıskançlıklarla falan e, çok uğraştım. Peki Avrupa'ya adım atmanız nasıl oldu? Avrupa'ya adım atmam, baktım ki devlet tiyatrosunda hayat yok, bir şey yok. Eşim de ben ayrılmak istiyorum diyorum kurumdan aman 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 kiramızı ödeyeceğiz falan. Genciz hepimiz şuyuz buyuz falan. E ben çok daha başarılı olurdum şimdi kabul ediyor. Ee, senelerce devlet tiyatrosunda kalmak zorunda kaldım ama beni yeteneksiz sanıyor devlet tiyatrosu. Çünkü onlar gibi düşünmüyorum. Oyunculuğa da onlar gibi bak bakmıyorum. Ee, yani ham hum falan filan yapıp tepeden tepeden bakmak değil, seyirciyle bir an önce kavuşmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, elitist bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu hacim şeyden fazla dekorlar. E, aynı e, sü sürekli abartılı, süslü şeyler, kalabalıklar burada değil, sanatın özde olduğunu düşünüyorum ama gençim. Gençim ve beni ezmeye çalışıyorlar. Ben kendimi ezdirmem, hırçındım, kavgacıydım. Hmm. Kendimi hala öyleyim, e, şeye, tatsızlık yapanı. E, kendimi ezdirmek yerine yurt dışına gideyim dedim. Yurt dışına gitmeye başladım. İzin de vermediler. Onlar izin vermedikçe ben Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alıp çıldırtıyordum onları. <gülüyor> <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı Nereye şeyle gidiyordum. Nereye gittiniz Avrupa'da ilk? Avrupa'nın her yerine gittim. Ee, Romanya'da çok etkiliyim. Hı. Romanya'da pek çok oyun yaptım. Polonya'da e, bir sanat ın başkenti gibidir Polonya Tiyatronun. Mesela orada oyun yöneten bir de Tuğrul Çetiner vardır herhalde. Kukla falan gibi bir şeyler yapmıştı zamanında. Mesela Polonya, Almanya, Rusya buralarda çalışmalarım oldu ama en çok Romanya'da yönettim. Şimdi uluslararası platformda yer almak oldukça zordur aslında. Muhakkak belli zorluklar da yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Kendinizi kabul ettirme sürecinde çok zorlandınız mı? Tabii ki zorlandım. Bize bir Etopyalı yönetmen gelse nasıl davranırız? Bana da bütün oyuncular dalga geçiyor başta. Tüm başların Avrupalıların başına Türk yönetmen gelmişti. Böyleydi artık ismim var orada. Gittiğim zaman şimdi benim milliyetimin bir önemi yok. Oralara gittiğim zaman şimdi ama başlangıçta gencim, tıfılım. <laughs> o ilk gittiğim zaman bir cahil cüreti gerekiyordu. Cahilim tabii gencim her şeyi bildiğimi düşünüyordum. Bugün hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Ama e, ilk başladığımda 25 e, 26 27 sene önce e, o gençliğin verdiği ataklık ve cehaletin verdiği cesaretle e, oralarda çok baskın oldum ve şansım da yaver gitti. Oyunlarım çok iyi gitti. Çünkü Sizin, şansa ne? ihtiyacınız vardır bizim Hı. işimizde. Ben ressam değilim. Tek başım elime boyayı alıp sanat yapmıyorum. Benim evet. insanlara ihtiyacım var. Onların bana inanmasına ihtiyacım var. Onları inandırdım ve başarılı oldum. Başarılı olmak zorundaydım yoksa devlet tiyatrosunda beni öldürürlerdi. Başka şansım yoktu. Şansım biliyorsun. yoktu, Evet. Ee, sizin anladığım kadarıyla hayatınızdaki kilit kelime cesaret. Cesaret göstererek Avrupa'ya bir adım atıyorsunuz ve oradaki zorluklara rağmen de bir şekilde kendinizi yönetmen olarak kabul ettiriyorsunuz. Çünkü tiyatro yönetmenliği yapıyorsunuz, oyunları yönetiyorsunuz aslında evet. orada herkesi siz yönetiyorsunuz ve kabul görmeniz çok önemli bir şey değil mi? Dışişleri Bakanlığı'ndan da birkaç teşekkür, diploma şu bu falan aldım. Onların hep gerekçesi oydu benim Avrupalıları yönetmemde. Bunu devlet tiyatrosu yöneticileri anlayamadı. Kısır, çok kısırlardı onlar. Hala öyleler. Anlayamadılar. Ben Avrupalıları yönetiyordum. Onun için dışişleri bakanlığı benim önümü açtı. Peki e, uluslararası platformda e, sizin kabul görmenizdeki sizin içinizdeki sırrı ne? E, sürekli çalışmam, e, yabancı hayranı olmamam. Türklük birinci, Atatürkçülük, sürekli gelişmek, yenilenmek, çağdaşlaşmak. Gençlere inanmak, gençlere güvenmek, kadın erkek eşitliğine inanmak, güçleri birleştirmek, bütün bunların hepsi bir bütün. Atatürk düşüncesinden ayrılmamak zaten tek başına insana çok büyük bir güç veriyor çünkü hep çağdaşlaşmanız kendinizi yenilemeniz gerekiyor bu düşüncede. Ben hep öyle oldum. Peki tiyatroyu tiyatroya ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz ülkemizde? İyi olan her şeye ilgisini. ilgi olur tabii ki bugün. İnsanlar zor zamanlar yaşıyor, bütün dünyada yaşarken bizim ülkemizde çok daha zor zamanlar yaşıyor. Çünkü coğrafya, çok fena bir coğrafyadayız. Coğrafyayı değiştiremiyorsunuz, her tarafımız savaş. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. insanlar ekmeğinin peşindeyken benim sanat satmaya çalışmam bazen beni çok üzüyor. Ama ne yapayım, işim bu, mesleğim bu. Ben de buradan geçiniyorum. Benim mesleğim bu. Evet, bazen utanıyorum sanat satmaya çalışırken. Bu tiyatro oyununa gidin, bilet alın derken bazen utanıyorum. Çünkü aç insan e, sanatla uğraşmaz. Çok zor durumda insan var, görüyorum. Çünkü ben fanusun içinde yaşayan biri değilim. E, otobüs, metro, jip bip e, şey. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde e, dışarıdayım, esnaf arkadaşlarım var, başka arkadaşlarım var. Oturuyorum halkın içindeyim. Halkım, halkın kendisiyim. Ee, sizin gibi böyle çok değerli tiyatro sanatçılarını burada ağırladığımız zaman e, özellikle pandemi sonrasında e, daha böyle bir yoğun ilginin olduğunu hep söylüyorlar. Siz de bu ilgiyi fark ediyor musunuz? Pandemiden çıktıktan sonra tiyatro e, seyircisinin tiyatroya daha çok ilgi gösterdiğini size düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama dalgalanıyor. Birdenbire bir şey oluyor. Rusya Ukrayna'ya bir girdi hop Hı, e, yine şey oldu dalgalanıyor ama tabii insanlar çok bunu aldı pandemide. Siz de bunu almadınız mı? Biz de evde de bunu aldık. Tüm dünya aynı hepimiz, şeyi Hepimiz yani bir konser olsa da tabii. gitsek bir, bir yerde bir araya gelsek. Aslında çok fazla belki de evlerde kapalı kaldığımız o dönemde sosyalleşmenin evet. ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu bireysel olarak hepimiz evlerimizde anlamış olduk diye düşünüyorum. Evet çok doğru, çok doğru ama biz çok çalıştık. Pandemide e, herhalde tek oyun yapıp, premier yapan Hı. Profesyonel tiyatro bizdik. Tiyatro keyfiydi. Helikopterin premierini yaptık. Hı hı. Kaybettiğimiz Tuncay Arcuçenoğlu en büyük yazarlarımızdan biriydi. Benim de sevgili dostum. Onun helikopterinin premierini yapmıştık mesela biz pandemide. Peki hı hı. buyurun. Özel tiyatro yapmak hiç kolay bir şey değil. Ülkemizde hiç kolay bir şey değil. Çünkü... Kültür Bakanlığının ufak katkısı dışında bir sene başında yaptığı bir oyuna kabul ederse yaptığı katkı dışında özel sektör ya da devlet hiçbir sübvansiyonunuz hiçbir desteğiniz hiçbir şey yok size size bakkal muamelesi yapılıyor yani onun gibi vergi veriyorsunuz hiçbir destek yok kiralar sigortalar bir de biz her şeyin zamanında yapan bir kuruluşuz tiyatroyuz İnanın çok zor. Her şey çok pahalı ve bir yandan çünkü tiyatro kamu hizmetidir. E madem kamu hizmeti e o zaman özellikle belediyelerin çok destek olması gerekir. Devletin bir takım sübvansiyonlarda bulunması gerekir. Ödenekli tiyatroya kapağını attı diye özel tiyatro oyuncusundan daha iyi değil oradaki oyuncu. E ben de 27 sene yıpranmayla 32 sene Devlet Tiyatrosundaydım. İçindeyken de aynı şeyi söylüyordum. Ben kendimi kimseden farklı Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Kemal Başarla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi biz arada da aslında konuşmaya <laughs> devam ettik. <laughs> e, çok merak ediyorum. Tiyatro'nun sizin için altın çağ olarak adlandırdığınız bir dönemi var mı? Evet. Yıl aralığı belki. De. Tabii ki Shakespeare ve Molière'in yaşadığı zaman. O zaman Hı, şimdi o zaman diyorsun. bizde öyle bir sorumluluk var ki e, tiyatroyu öldürmememiz lazım ama herkes tiyatro ölmez, tiyatro ölmez diyor, tiyatro ölür. Niye ölmesin? Başka bir şeye dönüşü verir. Bizim de dönüşebilmemiz lazım. Sorumluluk bizde. Herkes ağzımıza bakıyor ne olacak diye. Yeni şeyler yapmamız lazım. Çağa ayak uydurmamız lazım. Yoksa tiyatro ölür. Gerçekten ölür. Ne yapılmalı mesela? İşte deniyoruz. Mesela minimalizmdir e, çağın gerçeği. Neden minimalizmdir? Tiyatro keyfi bütün oyunlarını minimalist yapar. Benim de Avrupa'da bu kadar başarılı olma sebebim yerele, özünüze dönmelisiniz. Aslında Beethoven da özünden yola çıktığı için Beethoven olmuştur. Van Gogh da özünden yola çıktığı için. Bizim tiyatronun özü nedir bizim için? Orta oyunudur. Hmm. Değil mi? Orta oyunundan yola çıkan oyunlar, devlet tiyatroları orta oyununa sırt çevirdiği için, onunla alay ettiği için taklitçi bir tiyatro halindedir. Bugün Türkiye'nin başat ödenekli kurumu şehir tiyatrolarıdır bu yüzden. Çünkü bir üslubu vardır. Devlet tiyatrosunun bir üslubu yoktur ki. Taklit Alman tiyatrosunun, Rus tiyatrosunun taklidinin, taklidinin taklidi bugüne gelmiştir. Onu taklit eden hocalarını taklit eden yeni hocalar vardır. Ama şehir tiyatrolarında orta oyunundan, tulyattan yola çıkan pek çok oyuncusu vardır Zihni Göktay'dan bugün başlayarak Cem davrandı şu an bir, bir sürü şimdi saymayayım saymadığım oyuncular ama son derece iyi parlak oyuncular şehir tiyatrosunu var ederler. O zaman e, sohbetimizin başlarında Avrupa'da bu kadar başarılı olmanızın sırrı sizce ne diye sordum da aslında tam cevabı şimdi aldım orta oyununa Özlüğümüzü yaslanan özümü ben hiç unutmadım ben Türküm Anadolu'luyum. Ee, Anadolu kültürünü e, unutmak değil, onu e, yücelten şeyler yapmaya çalışırım. Ama ham, yerel, e, bin sene öncesinin şeyleri değil, oradan yola çıkan evrensel işler yapmaya çalışırım. Hı hı. Tiyatro keyfinde de onu yapıyorum. Avrupa'da yönettiğim oyunlarda da bunu yapıyorum oralarda çok ses getiriyor çünkü oralarda yönetmenin bir kıymeti var. Oralarda yaratıcılık para ediyor. Bizim ülkemizde yaratıcılığın bir bedeli yok. <laughs> Ama e, siz gibi değerli oyuncularımızı bizim için çok kıymetli hem e, Türkiye'de hem de uluslararası platformda. Siz bu arada çok yoğunsunuz. Şimdi oyun yönetiyorsunuz, oynuyorsunuz. Aynı zamanda e, diziler devam ediyor değil mi? Ediyor. Dijital e, platformda Leyla ile Mecnun devam ediyor. Onun haricinde bir diziniz daha var. Evet. TRT ekranlarında. TRT'de yarın Cuma günleri yayınlanıyor. Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu'nda Hı. Çok ters köşe, köşe bir rol oynuyorum, çok iyi eleştiriler aldım. Kötü, kötü adam oynamak çok zevkli. Çünkü gerçek hayatta hep iyi insanı, pozitif insanı oynuyoruz ya başarılı olmak için. Oysa ki içimizde her şey var. Zaman zaman kötü insandı kötü hissediyoruz kendimizi. Şimdi bunu gösterebilmek çok zevkli bir oyuncu için. Onun için orada oynadığım rol bana çok zevk verdi. O Şeyh hı hı. Murat rolü çok zevk verdi. Burada Leyla ile Mecnun'da da e, Leyla'nın babasını oynuyorum. Hı hı. E burada da e, boş yok. Öyle bir kadro. Yönetmeninden yapımcısından oyuncusuna kadar e, bu işi bu kadar iyi bilen insanlarla yapmak, e, karşımda ülkenin en iyi oyuncuları, ben de iyi oyuncuymuş gibi oluyorum. Estağfurullah. Ee, siz <laughs> usta bir oyuncusunuz. Estağfurullah. Ee, şimdi en keyif aldığınız o zaman karakterler daha kötü oynadığınız zaman mı? Yok ilk kez bu kadar kötü birini oynadım ve inanılmaz zevk aldım. Çok kötüydüm. Çok zevk aldım bundan. Onu söylüyorum sadece. Hep kötü oynayayım değil. Niye hep kötü oynayayım? Hani böyle bir söylem vardır ya. İyi oynadığın zaman çok dikkat çekmez ama kötü oynadığın evet. zaman çok dikkat çeker. O doğru evet. o zaman. Ee, ya, evet. ya <laughs> evet, <doğru. gülüyor> evet. Peki eğitim vermeye devam ediyor musunuz hala? Zaman bulamıyorum evet, ama bu zaman buldukça tiyatro keyfindeki herkes aslında eğitimde. Çünkü bizim stilimizde oynamaları gerekiyor. Yani bizim stilimizde doğal Namuslu, süssüz, püssüz, abartısız, numarasız, doğal oyunculuk. O şekilde oynamaları gerekiyor. Bunun için ben yönetmenler olarak onlara sürekli kimi uyarılarda bulunuyorum. Bunun dışında da tek tük öğrencilerim oluyor zaman buldukça. Onlarla teke tek ders yapabiliyorum. Peki herkes sizden ders alabilir mi? Mesela oyuncu olmak istiyorum deyip sizin kapınızı çaldığı zaman ilk neye bakıyorsunuz? Yani yetenekli mi, namus, istekli mi namus, olması? Namus, dürüstlük. Öncelikle gerçekten istiyorum, onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü oyunculuk öyle göründüğü gibi çok kolay bir şey değil. Oyunculuk sadece oyunculuk değil. Felsefe, tarih, sosyoloji, Hı -hı. bütün bunlardan diğer sanat dalları, bütün bunlara ilgisinin olması gerekiyor. Sadece oyunculuk olsa, sadece televizyonda görünmek değil oyunculuk. Çoğu başarısızlık. Benim hayatımın dörtte üçü başarısızlıktır. O başarısızlıklara katlanma gücü, o cesaret. E, siz hayatınız boyunca hep başarılı mı oldunuz? Evet dermiş. <laughs> Tabii ki hayır. <laughs> yani e, o, onlara dayanmak Tabii. ve e, dükkanı bırakmamak. Yani dükkan tiyatro. Onu bırakmamak e, azim. Bunların hepsini acaba kendinde barındırıyor mu? Hatay. Bir bütün olarak değerlendiriyorsunuz siz Tabi, Tabii, tabii dayanacak. Ben de zaman zaman dayanıyorum. Öyle bir zaman oluyor ki iki sene para kazanmıyorsunuz. <laughs> ee, i̇nsanın kendine inancı benim e, yaşımda bile, benim tecrübemde bile acaba hata bende mi diye düşünmeye başlayabilirsiniz iki sene e, televizyon sizi istemezse. Doğru. Ee, mesela tabii şimdi e, ekran önü oyunculuğu, diziler... Çok popüler. Hem Türkiye'de hem yurt dışında da çok talep görüyor evet. Türk dizileri. E, tabii ki sosyal medyanın da belki e, çok büyük bir etkisiyle oyuncu olmak isteyen birçok... Kişi var aslında, hem genç, hem evet. orta yaşlı, hem ileri yaşlı. Ee, ama çok cazip bir meslekmiş gibi. Ee, herkes oyunculuk yapabilir mi noktasında az önce de e, bahsettim burada değerli tiyatro sanatçılarını ağırladığımız zaman sinema ve dizi oyunculuğunda yönetmen isterse bir oyuncuyu oynatır ama tiyatro er meydanıdır dediler her zaman. Siz de katılıyor musunuz bir oyuncunun gerçekten iyi anlamda bir oyuncu olduğunu tiyatro sahnesi mi belirler? kesinlikle katılıyorum ama onlar sadece yetenek açısından konuşuyorlar. Ee, yani yetenek dediğimiz şey bir mesleğe yatkınlıktır. Mesleği, bu mesleği yapanların hepsinde o yatkınlığın olması beklenir. Şimdi bir mes sadece yatkınlık, yetenek bununla değerlendirilmez. Demin saydığım şeyler, insan kalitesi. Bizim mesleğimizdeki mesela namus, o sizin partneriniz kardeşinizdir bizim mesleğimizde e, mesela dışarıdan öyle görülmeyebilir hı hı. E, en ufacık bir kadına erkek gibi erkeğe kadın gibi bakmak bile sevgili bile oynasanız ayıp olarak düşünülür bizim mesleğimizde e, bu direnç dayanma gücü cesaret demi saydığım gibi emek entelektüel kalite bilgi e, bütün bunlar bunların bütünü, sizi iyi oyuncu yapar. Ya da bugün sizi çok ünlü yapar, ertesi gün tükenecek oyuncu yapar. Tam tersi. Birdenbire imajınız, kaliteniz bozulu verir, yok olu verirsiniz en ünlüyken. Ün bir zehirdir. Özellikle gençler buna çok kapılıyor. O, o ün sizin mesleğe bağlılığınızın önüne geçmeye başladığı anda siz yeteneğinizden, yeterliğinizden bir şeyleri kazımaya başlıyorsunuz. Ona böyle çekiçle yavaş yavaş vurmaya başlıyorsunuz. Bazen kocaman daha ünlü olup da onun zehrine kapılırsanız daha kocaman parçalar düşüyor sizden. Yeni nesil oyuncularınızı değerlendiriyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Çok 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 yetenekli oyuncular var. Televizyonda da, tiyatroda da çok çok yetenekli oyuncular var o yetenekli oyunculardan en az dört tanesine tiyatro keyfi sahip olduğu için İstanbul'un en iyi genç oyuncularından üç dört tanesine sahip olduğu için çok zengin bir tiyatro. Çok yetenekli gençler var. Ben gençlere umudumu hiçbir zaman yitirmem. Benim zamanımızda diye iki sebeple söylemem. Bir, beni asla bir moruk olarak göremeyeceksiniz. <laughs> Öyle <Estağfurullah. gülüyor> benim zamanım şöyleydi falan gibi aptalca cümleler kurmam. Benim zamanım her zaman şu an. İkincisi de her e, zaman e, o zamanın gençleri dünyayı götürürler. Her zaman dünya gençlerindir, toplum gençlerindir. Gençler ne diyorsa e, her şey öyle gider. Tiyatroda da sinemada da müzikte de hepsinde e, alıcılar eğlence sektöründe gençlerdir. Zaten başarı anahtarlarınızı anlatırken yenilenmenin de altını çok çizdiğiniz için hep yeni nesli, yeni kuşağı yakalayıp devam etme evet. üretkenlik noktasında anladığım kadarıyla arkadaşlarım çok Arkadaşlarım da onlardır. Sizin. Benim arkadaşlarım 30-35 yaşındadır. Arkadaşlarım da öyledir. Peki iyi bir oyuncu nasıl olmalı ya da bir oyuncu gerçekten e, sizin gözünüzle değerlendirecek olursak e, profesyonel senelerden beri tiyatro yönetmenliği yaptığınız için e, özellikle sormak istiyorum nasıl iyi bir oyuncu olunur? Mesela gençlere bu noktada neler tavsiye edersiniz? Çünkü çok revaçta, çok aslında şu anda çok popüler mesleklerden bir tanesi oyunculuk ama işin hem artı hem eksi yönünü değerlendirdiğiniz zaman neler söylersiniz bu konuda? Şimdi e, herkesin bir e, düzeyi var ki ...oyunculuğa heves ediyor. Hı hı. Heves yetmez. Öncelikle bunu söyleyeyim. Demin söylediğim şeyler, tekrarlamayayım. Emekli şuydu, buydu, hı hı hı. çalışmaydı. Düşünmeydi zeka. Yüzde yetmiş beşi zekadır bir kere. Her işin, her mesleğin. Oyunculuğu da... ...ondan ayıramayız. Benim önerim, kimseye tavsiyede... ...bulunamam, estağfurullah. Önerim... ...kıskançlık, dedikodu... ...bu o onunla berabermiş de, onun için almış da, bu bilmem demiş de, onu yeğeniymiş de, o şeymiş falan. Bunları konuşmak yerine niçin hatayı kendinde aramaz insan? Neden seni seçmediler de onu seçtiler? Ee, dedikodu kıskançlık yerine e, mesleğiyle, kendini geliştirmeyle uğraşsa kalabalığı geçebilir insanlar. Ben pek çok gençim, merhaba dediğim bu dedikodularla geliyor bana ve kızıyorum. Merhaba dediğim, beni e, demin aradaki bir iki e, şaka, şakamsı dedikodu dışında, ki onlar da arkadaşlarım, arkadaşlarımın onlara söyleyeceğim şeylerini söyledim size. E, dedikodu yaptığımı gören yoktur. Kimseyi kötü eleştirmem, kimse hakkında kötü konuşmam. Kıskan tabii ki insanız, bazen... E, ...o kadar iyi bir şey yapar ki biri gıptayla bakarım. Nasıl yapmış merak ederim. Onunla dost olmaya çalışırım. Yani kıskanıp aşağı çekmeye çalışmak falan. Bütün bunlar insanı geri götürür. Zaman kaybettirir. Hayat çok gerçekten çok kısa. Ben ne zaman bu yaşa geldim bilmiyorum. Zaman dünyadaki en pahalı şey. Ee, kötü alışkanlıklarla yani uyuşturucu, ağır alkol, ee, çok sigara, ee, feci gece hayatı, ee, bunlarla hiçbir meslekte başarılı olamazsınız. Disiplin, yani alkollü sahneye çıkmak, bunlar affedeceğimiz şeyler değil bizim. Madde kullanımı, yani bunu, buralardan herkesin uzak kalması lazım. Oyuncuların, müzisyenlerin bin kere uzak kalması lazım. Çünkü enerji gerekiyor. Şarkı söylemek oyunculuktan çok daha fazla enerji gerektiriyor sahnede. Biliyorum hepsini. Deneyimliyorum. E, ayık olması lazım insanın. Sizin böyle kurallarınız var mıdır var mesela? Var tabii. Dizilerde, film setlerinde e, genç oyuncularla da sürekli birlikte e, çalışıyorsunuz, rol alıyorsunuz. E, ne, nasıl mesela olmazsa olmazlarınız nedir sette? Negatif insandan nefret ederim. Sete gittim, biri negatifse sorarım. Geçen gün çok o, tanıdık bir oyuncu yapıyorum, arkadaşım. Ya niye uy uyuzluk yapıyorsun sürekli dedim şeyde mesela. Yani negatif kalktıysam bana ne kardeşim? Orada bir kalabalık hep beraber birleştik. Ya espriyle gel, neşeyle gel, şakayla gel, pozitiflikle gel. Bu tip şeylerde İstanbul gibi yerde ikimiz buluşalım bir kahve içelim desek iki ayda buluşamayız. Bir sette kaç kişi buluşuyor biliyor musunuz? Öyle bir organizasyon kimsenin kimseyi bekletmeye hakkı yok. Kimsenin kimseyi negatifliğiyle bozmaya hakkı yok. Aynı şey tiyatro için de geçerli. Ben provalarımda, çalışmalarımda negatiflik yapan, tatsızlık yapan, özel hayatındaki sıkıntısıyla gelen insanları eğer o hakkım varsa kovarım, değiştiririm. Eğer o şey yoksa uyarırım. Yani istemem. Ben de yapmam. Ben de enerjiyle çalışılması gerektiğini <laughs> düşünenlerden olduğum için çok iyi anlıyorum evet. şu anda ve kesinlikle katılıyorum. Çok aslında doğru bir yaklaşımınız var. Peki müzisyenlik, oyunculuk, yönetmenlik çok kıymetli ve değerli işler yapıyorsunuz birbirinden kıymetli ve değerli <laughs> ama kendinizi en iyi nerede ifade ettiğinizi düşünüyorsunuz? Ah, bu, yönetmenlikte ve şeyde, tabii ki şarkı söylerken. En Nasıl büyük zevk alıyorum. Çok 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 büyük zevk alıyorum. Sahnede konserde şarkı söylerken çok büyük zevk alıyorum. Seyirci oyunculuk da öyle tabii ama şarkı söylemek bir de kendi şarkılarımı söylüyorum daha çok tabii ki. 80'lerden 90'lardan şarkılar söylüyorum. Hı hı. Frank Sinatra, Elvis Presley, Beatles, işte Willie Nelson'dı, şu buydu bu falan onlardan şarkılar söylüyorum ama kendi şarkılarımı da söylüyorum ve onları kendi yoğurt yiyişimle söylüyorum şarkıları. Yani yorumlayarak birebir aynını söylemiyorum. E, orkestrada aynı şekilde. E, şarkı söylerken bambaşka bir şey. Karşınızda bir seyirci canavar gibi. onu O canavarı sindirebilmeniz, onunla başa çıkmanız, sonra da bir rotaya sokup sizle beraber sürüklemeye başlamanız insana Hayatta alınabilecek en büyük zevk neyse onun kat be kat fazlasını veriyor. Galiba en çok şarkı söylerken zevk alıyorum. Aslında tiyatro sahnesinde de seyirciyle birebir temas halindesiniz. Göz kontağı sürekli kurar mısınız bilmiyorum seyirciye? Oyun hani gerektirirse. Evet hani tepkilerini ölçmek anlamında nerede ne tepki veriyor diye ama şarkı söylerken de dinleyiciyle seyirciyle birebir temas halindesiniz ama şarkı Tek söyler. Evet. Şarkı söylerken e, daha farklı bir his evet. anladığım kadarıyla. Oyun seyrede tiyatroda hep beraber, tek kişilik bir oyunda değilseniz evet. e, hep beraber. Başka dinamikler de var. E, burada orkestra çalıyor, tamam orkestra da var ama şarkı söylerken Hı -hı. tek başınasınız. Koca bir sahnede e, dekor mekor da yok şarkı Tabii. söylerken. Bir boşlukta o boşluğu doldurabilmeniz, seyirciyi inandırabilmeniz gerekiyor. Bu çok ciddi bir e, mücadele, insanın kendiyle mücadelesi. Onu başardıkça büyük bir haz alıyorsunuz. Şarkı söylemek dünyanın en zevkli şeyi bana göre. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Söyleyemesem de katılıyorum. Estağfurullah söylersiniz. Peki e, şu anda hayalini kurduğunuz ama henüz gerçekleştiremediğiniz bir proje var mı? Gerçekleştirmek istediğiniz. Mesela ilk buradan. Ee, hayır ama mesela şimdi Saraybosna'da e, Serebrenica katliamını, o soykırım çabasını <laughs> Ee, anlatan çok büyük bir proje yapacağım ve Saraybosna sokaklarında aa, tam olarak ne yapacağımı şu anda ben hı hı. de bilmiyorum ama Drakula'nın kalesinde Hamlet'i yaparken de e, tam olarak ne yapacağımı, ne yapacağımı biliyordum ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Drakula'nın kalesinde e, Efes gibi bir alanda, Hamlet gibi bir, bir büyük oyunu yapıp işte pandemi araya girmese oyunun 10. senesi Hala oynanacaktı Avrupa'nın kalelerinde. Şimdi kim bilir pandemiden sonra herhalde yine oynarlar. Şimdi bunu yapacağım. bu işte Benim hayallerim hep böyle. Bu tip büyük projeler. Ama e, Türkiye'de Türklere inanılmıyor galiba. Türkiye'deki bu derin yabancı hayranlığı beni üzüyor. E, şimdi demin o Romeo ve Juliet'ten bahsetmiştiniz benim Avrupa'nın en iyi yönetmeni evet. ödülünü aldığım Romeo ve Juliet'i. Geldim Ayşenil Şamlıoğlu'ydu o zaman şehir tiyatrolarının sanat yönetmeni. Biz de tekrarını yapar mısın dedi. Çok başarılı bir iş olmuş o. Seyretmemişti. Ee, neyse uzatmayayım. Peki dedim girdim. Şimdi Avrupa'nın yönetmeni seçilmişim oyunla değil mi? Evet. Ee, Romeo aynını yapıyorum, Romeo Juliet'i. Tam ben yaparken bir oyunculardan biri geliyor. Ya hocam Allah aşkına baksanıza İngiltere'de bir hamlet yapmışlar. Allah aşkına hocam Fransa'da bir şey yapmışlar Ya çıldırıyorum ya bu yabancı hayranlığına. E ya ben yapıyorum ya. E benim gibi sadece ben değil. Mehmet Ergen yapıyor ya. Engin Alkan yapıyor ya. Nurullah Tuncar yapıyor ya. Yücelerten yapıyor ya. Sizin Ne çok mi? kızdığınız noktalardan bir tanesi. Şimdi yabancı insanın ama bilinçle kafa olarak değil. Bu topraklarda bu aa bu büyük kültürün üstünde oturmak büyük bir gururdur. Türk olmak büyük bir gururdur benim için. Bunu kafatasçı, feci milliyetçi bir yerden söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Bu bayrağın altında, bu toprakların üstünde, bu derin kültürün, ne kültürler var. Değil mi? Ne halklar var bir yandan. Hepsi Türk, Türk Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'li denmesinden falan da ben e, hoşlanmıyorum. Dil bilgisi olarak da yanlış, kötü niyette görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes Türktür. Bir kere dil bilgisi e, bunu emreder. Ben bununla yurt dışında da her zaman gurur duyuyorum. Kendimi tabii kuru laf olarak değil, bilgiyle donattım senelerce e, mesleğimle ilgili. Kimseden eksik görmüyorum. Dünyanın her tarafında oyun yönetir ve ses getiririm. Kendime güveniyorum. Ama bilgiyle, yani kuru laf değil. E yaptım işte, gösterdim. Şimdi de yine bu sezon Saraybosna'da, sonra da Romanya'da, Tırgoviç'te de iki büyük eserle tekrar göstereceğim. Çok teşekkür ederim. O kadar keyifli bir ve güzel bir sohbetti ki iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ee, ederim. Her zaman beklerim. Ben de sizi tiyatro keyfinin eserlerine bekliyorum. Büyük Bana zevkle. Amy diye, Amy Winehouse müzikalimize, Ted Bundy'e, Orhan Kılıç'la birlikte oynadığımız. Zevkle, seve seve. E e sonra zevkle. Aziz Nesin'in Tut Elimden Rovinisi senelerdir yapılmıyordu profesyonel tiyatrolarda. E çok başarılı gidiyor çocuklar, çok iyi oynuyorlar. Onlara bekliyorum. Hemen geleceğim. İlk fırsatı muhakkak geleceğim. E çok teşekkür ederim tekrar. Sizin o güzel albümünüzden güzel bir şarkıyla noktalasak. Teşekkür ederim. O zaman tam zamanlı Olur. aşkı rica etsek sizden. Olur. Tekrar teşekkürler. Açık soruları noktalıyoruz.